Hani kazaya davetiye çıkarır denilen cinsten bir olay aslında kameralara yansıdı. Mucize eseri bu hareketi gerçekleştiren, makası atan sürücü kurtuldu. Ve sonrasında biz bugün konuşacağız. Trafikte Haklarım Derneği kurucusu Yasemin Usta stüdyoda bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten tam da hani konuyu konuşacağımız bir görüntü çıkıyor karşımıza. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı da biz öyle konuşuyoruz bu habere. Öncesinde gelin bir durum nedir? Bununla ilgili cezalar nedir? Ona bir bakalım. Üzerine konuşacağız. Doğrudan video üzerinden nasıl bir süreç yaşanmış. Trafik cezaları dediğimizde trafikte spin ya da drift atma yeni aslında geldi değil mi cezalarla karşımıza? 5.000 lira para cezası var. Ehliyete de 60 gün el koyma, aracı da 60 gün trafikten men cezalarıyla karşılaşıyor. Cezalar vardı ama arttırıldı. Arttırıldı. Trafikte makas atmada 1.002 lira para cezası karşılığıyla trafikte yer alıyor. Sürekli sol şeridi ihlal etme dediğimizde 235 lira para cezası var. Mevzuatın izin verdiği kişiler dışında çakar kullanma 1002 lira para cezası var. Hep para cezası olarak adlandırıyoruz. Altını çizmekte yarar var. Abartılı egzoz kullanma dediğimizde burada da 1002 lira para cezası ve aracı trafikten men varken direksiyon başında cep telefonu kullanmada 235 liralık para cezasıyla karşılık buluyor trafikte. Peki bunlar yetmiyor mu? Yani biz gün geçmiyor ki özellikle trafikte giderken İstanbul trafiğinde o makas atanları çok görüyoruz. Maalesef. Allah'tan diyelim hani usta şoförler de herhalde hem kamyonetin hem o arkadan gelen siyah jipin 4x4 aracın sürücüsü tam da ekrana yansıyor. Nedir buradaki eksikler? İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sağ olsun cezaları arttırdı. Bu cezaların artımının etkisini uzun vadede aslında görebileceğimize inanıyoruz. Yani hemen insanların davranışlarına cezai yaptırımların etki edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Sorun şurada başlıyor bence. Sadece bu sorun İçişleri Bakanlığı'nın sorunuymuş gibi bir kamuda algı var. Ama aslında adliyeye sevk edildikten sonra buradaki sürücülerin cezai yaptırımlarında çok az ve eksiklikler var. Şimdi bu kişiye polis memuru arkadaşlarımız gerekli cezai işlemi kesmiştir ve savcılığa sevk etmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu var. 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. Trafikte bir kişiyi öldürdüğünüzde 2 ile 6 yıl arası, birden fazla ölüm ve yaralanmada 2 ile 15 yıl arası cezalar takdir edilebiliyor. Fakat bizim yaptırımlarımız sonucu maalesef ölümlü kazalarda bile para cezasına çevrildiğini görüyoruz. 24 eşit taksitle ödenebilir ceza. Daha acı bir şey söyleyeyim size. Ehliyetine tedbir hemen Emniyet Müdürlüğü koyuyor, işlem yapılıyor. Fakat savcılığa sevk edildiğinde emniyetin işlem yapamadığı durumlarda ceza davaları yıllarca sürüyor ve ceza onanana kadar çoğunlukla hakimler ve savcılar ehliyet tedbirini takdir etmiyor. Ceza onandıktan sonra suçlu kişi hapisteyken zaten araç kullanamayacak. O zaman el tedbir koymanın bir anlamı zaten kalmıyor baktığınızda. Ve bu her iki taraf için de tehlikeli bir durum. Yani bir insanı istemeden kurallara uysanız da önünüze biri çıkmıştır, ölümüne sebebiyet vermişsinizdir. Gerçek anlamda bir kazadır. Gerçek anlamda bir kazadır. Onda bile konulması gerekir. Neden? Çünkü tekrar direksiyon başına geçtiğinizde o aracı kullanabilecek bir psikolojiye sahip kimse olamaz. Bir sürece ihtiyaç var. Yani hem mağdurlar hem trafik güvenliği hem de kazayı yapan kişilerin de yine can güvenliği açısından ehliyetlerine uzun süreli tedbir konmalı. Maalesef tutuklu yargılama olayımız bizde hiç yok. Ne olacak o zaman? Yani şimdi öyle bir görüntü ki gerçekten hani gözüm de gidiyor tekrar. Hani tehlikeye, kazaya davetiye çıkarıyor ve yapıyor ki şans eseri hayatta ve içinden çıkıyor. Ve yaptığı yerde köprünün üzeri. Yani inanılmaz hava şartlarını düşünecek olursak yağış var. Yani her türlü olumsuz koşul var. Para cezası olması mı böylesine belki de trafik teröristlerini cezalarla alay eder halde trafikte para karşımıza çıkartıyor. Dünyada karşılığı nedir bunun? Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kapsamında savcılığa, adliyeye sevk edilmiştir bu arkadaş.
Ondan sonra hakimlerimiz, savcılarımızın takdir ettiği ceza da orada para olunca, hapis cezası olmayınca veya hapis cezası veriliyor, erteleniyor, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın 1/3 infaz, son sene denetimli serbestlik derken hiçbir cezaların caydırıcılığı orada kalmıyor. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü kendi alanında evet çok güzel ceza yaptırımları arttırdı ki bence bunlar bile yeterli değil. Yurt dışında çok daha fazla. İngiltere'de mesela tehlikeli araç kullanarak birinin ölümüne neden olduğunuzda 14 yıl ve üzeri yargılanıyorsunuz ve üst sınırı belli olmayan bir para cezası söz konusu. Tehlikeli araç kullandığınızda yine 2 yıl hapis cezanız var artı yine üst sınırı belli olmayan bir para cezasından biz bahsediyoruz. Yani Avrupa'da %50 oranında ölüm oranlarını düşürmeye başarmışlar. Bunlar bir gecede olacak değişiklikler tabii ki değil. Onlar da çok çalışmıştır. Hem eğitim hem işin ceza boyutu evet, çok şimdi, önemli. Evet şimdi aslında şöyle bir şey var. Cep telefonumuz var. Yani her şeyi kaydedebiliyoruz. Ya da mobese kameraları var. Her yerde güvenlik kameraları var. O sayede kanıtlar da var. Dünyada da bu kanıtlar var. Yani üzerine nasıl işliyor, bizde nasıl işliyor? Oradaki şeyi nasıl kapatabiliriz? Mesela biraz önce bir görüntü vardı. Drift atıyor araç. Gençler de alkışlıyor. Yani o alkışlamama kültürünü hem getirmek herhalde. Kendi içimizde o cezayı yaptırımı uygulatmak. Dünyadaki örnekleri bize nasıl taşıyabiliriz bunların önüne geçmek için? Adalet Bakanlığı'nın da bu konuda cezaları yeniden sınırlarını düzenlemesi lazım. Yaptırımların yeniden değişmesi lazım. Çünkü dünyanın her yerinde, Amerika'da baktığınızda alkollü araç kullanan birine müebbet bile veriyor. Örnek emsal teşkil etsin de başka birileri yine bunu yapmasın diye. Yani Rüzgar Çetin olayını hepimiz biliyoruz. Aldığı ceza bir polis memurunu şehit etti, birini yaraladı. 7 yıl gibi hatırlıyorum. İnfaz sistemiyle birkaç sene içeride kalacak ve sonrasında yine serbest kalacak. Fahir Atakoğlu'nun oğlu okuduğum bir haberde Amerika'da iki kişinin ölümüne sebebiyet verdiğinde ünlü piyanistin 30 yılla şu an yargılanıyor. Şimdi Amerika'da bakıyoruz videolara depremden kaçıyor, yangından kaçıyor, bir felaketten kaçıyor. Kimse emniyet şeridine girmiyor. Çünkü trafik suçlarının çok ciddi cezai yaptırımları var. İnsanlar o suçları bildiği için, yani ne kadar ceza alacağını, o suçu işlediğinde cezanın ne olduğunu bildiği için yapmıyor. Yani dünyanın her yerinde bir noktada cezaların gerçekten bizim ülkemizden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Para cezaları da. Cep telefonuyla konuşmak 235 lira bence çok daha fazla olmalı. Kırmızı ışıkta geçmek 455 lirayı yanlış anladım, hatırlamıyorsam. Kırmızı ışıkta geçtiğinizde artık birini öldüreceğinizi öngörüyorsunuz. Yani bunu bile bile yapıyorsunuz. Kırmızıda geçtiğinizde karşınıza birinin çıkma ihtimali araç, yaya kırmızı çok alarm. Yüksek. Ve bu para cezaları bile bence daha da fazla arttırılması gerekiyor. Çok teşekkürler. Önemli bir konuydu, önemli bir sorundu. Dediğimiz gibi bu trafik teröristleri dedik ama hep içimizde ve karşımıza çıkabiliyorlar. Neyse ki bu haberde ölümlü bir haberi duyurmamış olduk izleyicilerimiz ama artık ders çıkarmamız lazım bu noktada da. Trafikte Haklarım Derneği kurucusu Yasemin Usta bize bilgilerini aktardı. Teşekkürler. Ve hava durumu diyeceğim.